Fırat Kalkanı Harekatı'nın 14. gününde Vukuf bölgesindeki çalışmalarda güdümlü roket atarlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki tanka yönelik saldırı sonucu 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, harekat bölgesinde teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen 50 hedef, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait fırtına obüsleriyle 225 atım yapılarak tam isabetle vuruldu. Harekatın başladığı günden bugüne kadar toplam 443 hedefe 1924 atım yapıldı. Koalisyon Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarınca saat 12.30 sıralarında Baradiyah bölgesinde tespit edilen DAEŞ hedefleri vuruldu. Ayrıca bugün koalisyon güçleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu Vukuf ve Sadri köylerini ele geçirdi. Allahu Ekber. Operasyonların sürdüğü Vukuf bölgesinde çıkan çatışmalarda terör örgütü DAEŞ unsurlarınca güdümlü TAS roketleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki tanka yönelik saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterlerle hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Öte yandan saldırıda yaralanan askerlerden biri daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırı nedeniyle şehit sayısı 3'e çıktı. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgesinde güvenlik riski doğuran Suriye'nin kuzeyinde yürütülen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri alıyor.